Merhabalar. 4. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılıya hazırlık 3. video ile yine birlikteyiz. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. 10 puanlık bir soru arkadaşlar. Yer kabuğu kayaçlardan oluşur. Doğru. Yer kabuğu okyanus ve deniz tabanlarında daha kalındır. Arkadaşlar, yer kabuğu okyanus ve deniz tabanlarında daha kalındır. Tam tersi arkadaşlar. Daha incedir. Yanlış olacak. Dünyamızın katmanlardan en ince olanı yer kabuğudur. Doğru. Madenlerin farklı türde olmasının nedeni yapısındaki minerallerdir. Doğru. Ekonomik değeri olan kayaçlara fosil denir. Yanlış arkadaşlar ne denir? Maden denir. İkinci soruyla devam edelim. Bitki ve hayvan kalıntılarının taşlanmış haline ne deriz arkadaşlar? Fosil. Hemen fosilin üzerine çizelim. Kayaçların birbirinden farklı olmasını, olmasını yapısındaki ne sağlar? Mineraller sağlar. Dünya kendi eksen etrafında bir tur dönüşü ne kadar da tamamlar? 24 saatte. Dünya Güneş'in etrafında bir turunu 365 gün 6 saatte. Saatte tamamlar. Verilen cümleleri yukarıdaki kavramlardan uygun olanıyla tamamlayalım. Dünyamızın güneş etrafında bir tam turunu 365 gün 6 saatte tamamlar. İnsanların birçok canlıların üzerinde yaşadığı yere ne diyoruz arkadaşlar? Yer kabuğu. Yer kabuğu. Portakal, limon, elma gibi besinleri nokta nokta bakımından zengindir. Ne bakımdan zengindir arkadaşlar? Vitamin bakımından zengindir. Sebze ve meyveler vitamin bakımından zengindir. Fosillerin oluşması için milyonlarca yıllar geçmesi lazım. Et, yumurta, süt gibi besinler protein bakımından zengin ve hayvansal besinlerdir. Dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi sonucu mevsimler oluşur. ve yıl oluşur arkadaşlar. Dünyamızın kendi etrafında dönerken güneş alan kısmı gündüz. Karbonhidratlar vücudumuza enerji verirler. Dünya güneşin etrafında nokta nokta hareketi arkadaşlar dolanma hareketi yapar. Kendi etrafında döner, güneşin etrafında dolanır. Zeytin, mısır, fındık gibi besinler Arkadaşlar yağ bakımından bitkisel yağ bakımından zengin besinlerdir. Kayaçlardan kum oluşumuna kadar geçen aşamalarda aşağıdaki görsellerin altına yazınız. Arkadaşlar kayaç kaya taş çakıl kum. Oluşum bu şekilde. Dünyanın güneşe dönük tarafı aydınlık Yani o bölgede gündüz yaşanır. Dünyanın güneşe dönük olmayan tarafı karanlık. Yani o bölgede gece yaşanır. Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi sonucu arkadaşlar mevsimler oluşur ve yıl oluşur arkadaşlar. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya batıdan doğuya diğer bir ifadeyle saat yönünün tersine döner. Aşağıda verilen bilgilerden doğru veya yanlış olan okları takip ederek hangi çıkışa gidilir? Arkadaşlar dünyanın güneşe dönük olmayan yüzünde gündüz oluşur. Yanlış dünyanın güneşe dönük olmayan yüzünde gece oluşur. Fosiller sadece kayaçların içerisinde oluşur. Bu da yanlış arkadaşlar. Fosiller sadece kayaçların içerisinde oluşmaz. Deniz tabanlarında farklı yerlerde de oluşur. Aşağıdakilerden hangisinde maden değildir? Arkadaşlar mermer, altın, krom maden, toprak ise maden değildir. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşur? Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz oluşur. Aşağıdakilerden hangisi fosillerden oluşmuş bir yakıt türü değildir? Petrol, doğal gaz, kömür fosillerden oluşmuştur. Fakat odun fosilleşmemiş, henüz fosilleşmemiştir. Kumun oluşumundaki doğru sıralama arkadaşlar kayaç, kaya, taş, çakıl, kum şeklinde doğru sıralanmıştır. En büyükten en küçüğe sıralamamız gerekir. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın kendi etrafında bir tam dönüş süresini vermektedir? Arkadaşlar dünyanın kendi etrafında bir tam dönüşü bir gündür. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakır madeni elektrikli aletlerde kullanılır doğru. Bor madeni temizlik ürünlerinde kullanılır doğru altın madeni telefon ve bilgisayarların içinde kullanılır. Doğru arkadaşlar. Kömür madeni plastik yapımında kullanılır. Yanlış arkadaşlar. Kömür plastik yapımında kullanılmaz. Isınmada kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bir kayaç değildir? Arkadaşlar traventen, granit, mermer bir kayaçtır. Fakat cam kumdan yapılır. Kayaç değildir. Bulunan bir fosil örneğinde aşağıdakilerden hangisine rastlanmaz? Kemik, diş, pular rastlanır, deri fosilleşmez arkadaşlar. Dünya kendi ekseni etrafında bir hareketi, Güneş'in etrafında iki hareketi. Kendi ekseni etrafında dönme, Güneş'in etrafında ise dolanma hareketi oluşturacağı için cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. 10. soru yukarıdaki görselde, görsele göre dünya üzerinde hangi harfle gösterilen yer geceyi yaşamaktadır? Arkadaşlar A, C ve D güneş aldığı için burası gündüz. Almadığı için B. Gece yaşanır. Yani cevabımız güneş almayan karanlık bölgede gece yaşanır. Cevap B. Şıkkı'dır. Yukarıda verilen besin içeriklerinden hangileri diğerlerinden öncelikli olarak enerji vermek amacıyla kullanılır? Arkadaşlar diğerlerinden öncelikli olarak e enerji vermek amacıyla kullanılan karbonhidratlardır. Yağlar da kar enerji verir fakat öncelikli olarak karbonhidratlar enerji vericilerdir. Aşağıdaki besin içeriklerden hangisi düzenleyici görevde değildir. Arkadaşlar su vitamin mineral düzenleyicidir. Karbonhidratlar ise enerji vericidir. Aşağıdaki canlıların hangisinin varlığını fosillerden öğrendik? Arkadaşlar dinozorların varlığını fosillerden öğrendik. Ayı, timsah, maymun hala yaşamakta. Dengeli ve sağlıklı beslenmek isteyen bir kişi aşağıdaki beslenme çeşitlerinden hangisine uymalıdır? Protein ağırlıklı beslenmeli. Hayır arkadaşlar. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmeli. Hayır. Her besin grubundan yeterli ve dengeli alınan beslenmeli. Evet arkadaşlar, dengeli beslenmek her besin grubundan yeterli ve dengeli olarak beslenmektir. Sıvı besinlerle beslenmek. Hayır arkadaşlar. Mıstık Venci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.